Siz köşe var mıdır, vacip midir? Örneğin orucunu bozan bir hanımefendi bu olur Dinimizde zorlama var mı? Hangi kişiler hafızlandırıyor? İlahi meselelerine göre evde kafa gereksizliği olmuyor. Kadınlık değil, Öğrenmek herkese farzdır. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili dostlar. Ankara'dan Diyanet TV stüdyolarından her birinize sevgi, saygı ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Diyanete soralım programına hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Yaklaşık bir saat boyunca Diyanet TV ekranlarından hanelerinize misafir olup dini konularda aklımıza takılan soruların cevaplarını arayacağız. Çok kıymetli hocamız, Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı Sayın Fatih Mehmet Aydın Beyefendi ile birlikteyiz. Muhterem hocalarımıza sizler de telefon bağlantısıyla sorularınızı ulaştırabilirsiniz. 0312 alan koduyla 294 4294 Diyanet televizyonumuzun telefon numarası diyanete soralim et diyanet.gov.tr programımızın mail adresi ve sosyal medya üzerinden bağlantı kurmak isteyen dostlarımız için sosyal medya hesaplarımız Facebook ve Instagram üzerinden diyanete soralım sayfalar efendim. Saydığım bu üç iletişim seçeneğinden birini kullanarak inşallah sorularınızı bizlere ulaştırabilirsiniz diye hatırlatmalarda bulunalım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hem terörle mücadele kapsamında hem de diğer sınır ötesi operasyonlarda birçok şehidimiz oldu. Dilerseniz şehitlik mertebesiyle alakalı İslam'ın bize müjdelediği, dinimizin bize müjdelediği şeyleri de kısaca ifade edelim. Evet. Bu soruyla başlamış olalım. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Evet ayeti kerime var. Başka sözü hacet yok. Yüce Rabbimiz ne buyuruyor? Allah yolunda şehit olanlara ölü demeyiniz. Onlar bilakis diridirler. Onun için şu heda, diriliklerini bizlere ifade etmek için elbiseleriyle defnedilirler kefenlenmezler, o şekilde yıkanmazlar ve o şekilde toprakla buluşurlar. Rabbim hepimizi e, bu mübarek insanlarla ahirette bir araya getirsin inşallah. Amin, amin. Vatan denirken insanlar zanneder ki bizler kuru bir toprak için bu kelimeyi kullanıyoruz. Vatan demek din demektir. Vatan demek Namus demektir, vatan demek can demektir, vatan demek mal demektir, vatan demek akıl demektir. Bu saydıklarım zarurati diniyedir. Yani dinde korunması olmazsa olmaz olan beş temel husustur. Eğer vatanınızı düşmanın istilasından kurtaramazsanız hem dininiz gider, hem namusunuz gider, hem canınız gider, hem malınız telef olur. Zaten akıl diye de bir şey kalmaz. Onun için Allah yolunda şehit olan, Allah yolunda canını veren ümmeti Muhammed'e başta olmak üzere gencecik o kardeşlerimize Rabbim rahmet eylesin. Amin. Onların şefaatinden hiçbirimizi mahrum eylemesin. Amin. Çanakkale'yi gezdiniz değil mi? Evet hocam. Gördünüz değil mi? İdlib'den de var. Efendim Kars'tan da var. Ta Bosna'dan da gelmişler. Halep'te orada yatıyor. Herkes orada. Hepsi bir toprak olmuş. Efendim e, garbın istilasını durdurmak için can vermişler. Canlarını toprağa katmışlar. Rabbim Binlerce vatan evladını onların canıyla e, efendim bugünlere gelmesini nasip eylemiş. Eyvallah i̇şte hocam. İşte böyle bir şey şu Eda. Rabb onlar elbette ki hakiki şehittirler. İnşallah hocam. Konuyla alakalı muhtemeldir ki sorular gelecek. Ee, virüs sebebiyle bir takım vatandaşımızın aklına takılan sorular var. Ama telefonumuz hazırmış hocam. Buyurun. İlk telefonumuzu almak üzere İstanbul'a doğru bir yolculuk yapalım. Cengiz Han Bey telefon attığımızda hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Alo. Ee, selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Selamun Aleyküm. Ve Aleyküm Selam sevgili Cengiz Han. Ben 10 yaşındayım. Maşallah. Merak ettiğim bir soru var. Onu size sormak istiyorum. Tabii dinliyoruz seni. Hocam bu koronavirüsü denen virüs içinde ortaya çıktı. Evet. Bunun bize bulaşmaması için bir duası var mı? Varsa lütfen okuyabilir misiniz? Peki. Soralım Cengizhan bakalım hocamız ne diyecek ama hocamın söyleyeceklerinden ziyade sen sağlık otoritelerinin söylediği, annenin babanın sana tavsiye ettiği özellikle bu el yıkama mevzusuna lütfen azami dikkat göster. Rabbim ilmiyle amil bir insan olmayı nasip etsin sana da. Hayırlı akşamlar diliyorum. Kendine çok iyi bak. Evet tam konuyla alakalı sorular gelir demiştik hocam. Korona ile alakalı ilk soru geldi. Sevgili Cengiz Han belki milletimizin çoğunun da aklına takılan bir soruyu sordu. Evet. Korona ya da vesaire farklı bir hastalıkla alakalı korunma maksatlı bir dua var mı? Şimdi ben kardeşlerime Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen Peygamber Efendimizin özellikle sıkıntıya düştüğümüzde okumamızı istediği Yunus Aleyhisselam'ın duasını hatırlatmak istiyorum. Nedir hocam o? Ee, aslında bu her zaman e, dilimize doladığımız bir duadır. Ee, bir ayeti kerimedir malumunuz. La ilahe illa ente subhaneke inni küntü minez zalimin. E, Cengiz kardeşim belki yazar bir daha okuyalım. Buyurun hocam. La ilahe illa ente subhaneke İnni kuntum minez zalimin yani Yunus Aleyhisselam bu duayı okuyarak e, sıkıntılardan kurtulmuştur. Efendimiz de buyurur ki sallallahu aleyhi ve sellem kardeşim Yunus sıkıntılardan kurtulduğu gibi siz de inşallah sıkıntılardan kurtulursunuz. İnşallah. Yine çokça e, efendim e, söylenilen, okunan bir dua vardır. Bu dua da gerçekten e, sıkıntılarımızın gitmesi için okumamız gerekir. Aslında herkesin dilindedir. O da nedir? La <mülüyor> havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Mütemadiyen gün boyunca aklımıza geldikçe bu, bu duayı okuyalım. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Nedir hocam manası? Yani hiçbir güç, hiçbir kudret yoktur. Ancak bütün güç ve bütün kudret azim olan, yüce olan Allah'a aittir. Allah sıkıntılarımızı def edecektir inşallah. İnşallah, inşallah. Yine bir dua daha var onu da söyleyeyim. O da hocam. çok kolay herkes bilir. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi şey'un fil ardi ve la fisseme'a semiul alim yerde ve gökte adıyla hiçbir şeyin, hiçbir nesnenin, hiçbir canlının zarar veremeyeceği Allah'ın adıyla işimize başlayalım. İnşallah. Ve bilelim ki Allah'ın izniyle tabi sizin işaret ettiğiniz gibi sağlık şartlarını, hijyenle ilgili söylenenleri unutmadan bu duaları da hiç unutmayalım. Devamlı söyleyelim inşallah. Rabbim büyüğümüzden küçüğümüze kadar, gencimizden ihtiyarımıza kadar, kadınımızdan erkeğimize kadar bu afetten korusun inşallah. Eyvallah hocam. Şu açıdan da e, bir şeyler söylesek acaba doğru olur mu? Siz şimdi bir takım duaları söylediniz. İbrahim, Yunus Aleyhisselam'ın duasını özellikle. Duanın hani hem, hem fiili hem de e, kavli olarak yapıldığını zaman zaman söylersiniz ya hocam. Fiili dua kısmı da bu tıp otoritesinin söylediği temizlik evet. ve hijyen şartlarına uyma olarak söyleyebilir miyiz? Kesinlikle. işte biraz önce onu işaret ettim. Elbette ki fiili dua yapılmadan kavli dua yapılmaz. Hı hı. Fiili dua e, efendim hijyen şartlarıdır. E, kalabalıklardan uzak durmaktır. E, efendim e, on 15. yüzyılda Amasyalı bir hekim bir kitap yazmış. O kitabın içinde şöyle diyor. Salgın hastalıkların bulunduğu dönemlerde ellerini iyice yıka diyor. Bakın tabi bir Osmanlı lehçesiyle söylüyor ama ben direkt tercüme ediyorum. İyi ye, iyi iç. Yani düzgün yemeğini içmeni düzgün Dikkat yap. İnsanların arasına fazla karışma diyor ve ondan sonra şöyle devam ediyor. Dışarı çıkarken yüzünü ört, yani insanlarla teması kes. Bugün maske dedikleri olay. Hastaysan yat, dışarı çıkma, istirahat, i̇stirahat et. et. Allah'ın iziyle sana daha başka bir şey bulaşmaz diyor. Herhalde sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın kaç günden beri Allah ondan da razı olsun 14 kural 14 kural diye söylediği söylediği insanların beynine çakmaya çalıştığı hususlar 14 bun 14 15. asırda da aynı şekilde söylenmiş. Yani Problemler aynı demek ki değil mi? Problemler ve çözüm aynı gibi çözüm hocam. Çözüm aynı. Uygulamayı da inşallah yaparız. Diyelim. Hepimiz hep beraber yapmamız gerekir. İnşallah. i̇nşallah. Teşekkür ederiz. Bir telefon bağlantımız daha var. Tokat'tan Sayın Eyüp Baltacı telefon attığımızda. Eyüp Bey hoş geldiniz. Hocam, selamun aleyküm. Hoş bulduk. Ve aleyküm akşamlar. selam. Hayırlı akşamlar. Aynı yerden diliyorum. Teşekkür ederiz. Hocam benim dört tane sorum olacak. Hızlıca bir sorayım. Buyurun onları. buyurun. Hocam matta bir bir gelin hanım, kayınpeder ve kayınvalideye bakmak zorunda mı? Ben işe gidiyorum, bir ihtiyar annem babam var. Evet. Evde bırakıyorum. E, ee, bakmak zorunda değil demişler. Buna bir cevap arıyorum. Dini şeyine de. Soralım demiş. efendim. İkincisi, e, saç boyama. Bir gencin sancını, saçını bir siyaha boyaması caizdir diyor. 365 gün din kitabında, din görevlenen kitabında. Soralım onu Üstelikten da inşallah. Sayfada uygun mudur? Soralım. Cenazeyi defnederken Kur'an e, okumanın hükmü nedir? Mezarlıkta hiç okumadan cenazeyi defnedebilir miyiz? Soralım inşallah bunu. Cenaze defnedilirken sorumda, mezarları değiştirmek caiz midir? Mezar yerini bir yola gidiyor diye 8-10 tane mezarı. Hay hay. Yoksa toprağın altından mı kalsa uygundur? Değişmek mi uygundur? Peki. Soralım inşallah Ayıp Bey. Tokat'a selam olsun efendim. Hayırlı akşamlar diliyorum size. Son iki sorusu birbirine yakın olduğu için evet. soruyorum hocam. Defin esnasında Kur'an-ı Kerim okunması şart mıdır yoksa okumadan da defnedilebilir mi? Defin esnasında Kur'an-ı Kerim okumak doğru değildir. Yani e, neden doğru değildir? Şimdi kardeşlerimiz bu hoca ne diyor falan. Ben de şaşırdım. Evet. Şundan dolayı siz yıllarca bu merasimlerde bulundunuz. Bir tarafta insanlar e, kürekle çalışırlar, toprağa atarlar, çekerler. Efendim, e, bir taraftan da kardeşlerimiz Kur'an okur. Kimisi dinler, kimisi dinlemez, kimisi sohbet eder. Efendim, kimisi ayaktadır, kimisi oturur ve e, her ne kadar arada bir de arkadaşlar susun, Kur'an-ı Kerim okunuyor. Sessiz olun, oturun. Sadece çalışanlar çalışsın. ...denilir ama kimse de buna hürmet etmez... ...onun için... ...cenazemizi güzel bir şekilde defnedelim... ...ondan sonra oturup Kur'an-ı Kerim'imizi okuruz... ...telkinimizi veririz... Ya ...bu daha mı isabetli ...bu olur? daha isabetlidir... <laughs> e ...çünkü malumunuz... ...Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? ...Kur'an okunduğu zaman susun... ...ona kulak verin... ...halbuki... ...insanların bir kısmı kulak veriyor... Bir kısmı ayakta, bir kısmı konuşuyor, kürek istiyor. O açıdan e, cenaze, defin işlemini bitirdikten sonra Kur'an-ı Kerim'i okumak daha doğru olur. Peki hocam teşekkür ederiz. Bir defin yaptık arası uzun da bir zaman geçti üzerinden. Fakat o mezarlık bölgesinden bir yol geçecek veya... E, baraj olacak vesaire farklı bir işlem uygulanacak. Mezarın taşınması mı daha uygun yoksa orada bırakılması mı? Evet. Yani bu konuda ulema çok zaruri olmadan mesar, mezarlara dokunulmamasını e, söylüyorlar. Bunun e, böyle olmasını özellikle e, kitaplarda yazmışlar. Ama e, yol geçmesi gibi baraj altında kalmak gibi herhangi bir zaruri durumda e, mezarların taşınmasının daha doğru olacağını ifade ediyorlar. Eğer sadece kemikler varsa kemikler taşınır. Yok kemikte kalmamışsa zaten bir sıkıntı Yapacak olmaz. Yapacak bir şey yok zaten. Evet. Peki. Teşekkür ederiz değerli hocam. Yani bu soru gündemi değiştirebilir diye düşünüyorum. Gelinler kayınpederlerine ve kayınvalidelerine bakmak zorundalar mı? Şimdi bu soruya yine ben şöyle cevap vermek istiyorum. Evvela Çocuklar anne babalarına bakmak zorundadırlar. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de çocuklara hitaben der ki, yaşlı oldukları dönemde anne ve babanıza bakınız, onlara merhamet kanatlarını geriniz, onları azarlamayınız, öf bile demeyiniz. Fakat şunu da düşünmemiz lazım gelir ki, karı koca bir evde yaşar. E insan anne ve babasına da bakacaktır. Ben koca demiyorum dikkat ederseniz kişi diyorum. Bu kadın da olabilir. Kadın da anne babasına bakacaktır. Erkek de anne babasına bakacaktır. E hem eşiyle birlikte aynı evde yaşayacak, hem de anne babasına bakacak. Doğru mu? Peki nasıl olacak? Nasıl olacak? Elbette ki biz bir aileyiz ve aile kültürümüz eskiden beri gelinin kayınvalidesine, kayınpederine en az kocası kadar onlarla ilgilenmesini gerektirir. Aynı şekilde e, damadın da e, evlerinde kalan kayınvalidesiyle kayınpederine hizmet etmesi kesinlikle gereklidir. Aksi düşünülemez. Bundan dolayı biz evlat olarak, çocuk olarak ilk görevin bize ait olduğunu bilelim. Ondan sonra eşimizden de bir şeyler bekleyelim. Tabii ki hukuku olarak zorunlu değiller. Ama ahlaki olarak elbette ki herkes birbirinden sorumludur. Kimse sorumluluğundan da kaçamaz. Eskiler şöyle dermiş Mehmet Hocam. Ka, kayınpeder yerine kayınpeder, kayınvalide yerine de kayınvalide. Babanın yerine geçen, annenin yerine geçen manasında. Peki Allahü Teala ne buyuruyor? Ne diyor hocam? Bizzat babanız ve anneniz diyor. Ömür boyu evlenemiyorsunuz değil mi? Aynen öyle. Nikâhınız ortadan kalksa bile. Yani şimdi bir evde bir tas çorba pişecek. Yani gelin bir tas çorba pişirecek. Bunu çocuklar ve kocasıyla yiyecek. Kayınvalidesine, kayınpederine ikram etmeyecek. Böyle bir aile düşünebiliyor musunuz? Yani mümkün Böyle değil. bir örf düşünebiliyor musunuz? Bu sorular gereksizdir. Düşünülemez. Gündeme bile getirilmesi doğru değildir. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. İnşallah dikkat ederler diyelim. Manisa'dan Sayın Mehmet Emin Alp telefon attığımızda. Mehmet Emin Bey hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Hoş bulduk, Allah razı olsun. Selamun aleyküm. Sağ olun ve aleyküm selam. Hocama da hürmetlerimi sunuyorum. Hürmet bizden. Ee, hocam şöyle bir soru soracaktım. Buyurun. Ee, efendim sallallahu aleyhi ve hadis-i şerifi var. Hani hastalarınızı sadaka e, sadakayla tedavi ediniz diyor ya. Evet. E, burada ben mesela çok ilgimi çekmiştir bu hadis-i şerif. Yani gerçekten tamam doktora gideceğiz, çaresini arayacağız o ayrı bir şey ama bununla ne anlıyoruz yani bu hadis ne anlıyoruz? Hani günümüze de bir biraz uyarlarsak başımızda bu virüs var, diye şeyler var. Eyvallah. Bol bol e, işte sadaka vererek, zekat vererek bir nevi bunlara da e, önlenmesinde yardımcı olabilir miyiz? Aynen. Bu hadis ne anlamalıyız hocam? Hürmet Peki. Dersin, Saygı, hürmet bizler Mehmet Emin Bey. Manisa'ya selam olsun efendim, sıhhat diliyorum size. Sağlıkla kalın. Böyle bir hadis-i şerif var mı ile başlayıp eğer varsa bunu biraz bizim için şerh eder misiniz desem evet. ne olur? Şimdi aslında biraz önceki konuya bağlayarak devam etsek daha, Buyurun. daha Buyurun doğru hocam. olur. Buyurduğunuz gibi ilk önce fiili dua sonra kavli dua. Fiili duamız neydi? Efendim almamız gereken bütün sıhhi önlemler. Ee, kavli dua işte biraz önce bahsettiğimiz gibi ayeti kerimelerden hadis-i şeriflerden olan dualar bundan sonra beyefendinin sorusuna gelirsek ben bu hadis-i şerifi yani bu rivayeti diyeyim daha doğrusu Olur. araştırmak nasip oldu araştırdım inceledim yani bu rivayetin sıhhatinde çok problemler var yani az değil çok problemler var eee Başka yani 3-5 tane şey var, senedi var. Hepsi sıkıntılı. Ee, onun için e, biz şerhimizi biraz önce yaptığımız gibi düşünelim. Ondan sonra bu hadis, bu rivayet üzerinde daha şerh yapmaya gerek yoktur. Peki şu Çünkü, var mı rivayet hocam? Rivayet sıkıntılı. Sadakanın belayı defettiğine dair bir hadis-i şerif var mı? Az sadaka çok belayı def eder. Falan. Yani bu e, kavli ne? kibardır. Hmm. Kavli kibardır ama şunu biliyoruz. E, büyük günah işleyen bir insan e, efendim sadaka vererek e, ondan sonra Allah'a tövbe istiğfar ederek yani sadaka ile birlikte Allah'a tövbe istiğfar ederek Rabbinden mağfiretini isteyebilir. Kul hakları hariç. Evet tabi orası zaten farklı. O zaman evet. fiili e, anlamda üzerimize düşen ödevleri yap, yaptıktan sonra dua ederken dua kapısını belki sadaka ile vesaire bir takım farklı infak çeşitleriyle zorlayabiliriz. Gönlünden geçebilir, yapabilir. Yani Allah'tan o şekilde de isteyebilir. Ama Peygamber Efendimiz'den gelen böyle bir rivayet. E, yoktur e, demek istiyorum. Peki. Çünkü e, gerçekten senedinde çok sıkıntılar var. Peki hocam. Hani zayıf hadis olsa faza, fezail noktasında, faziletler noktasında zayıf hadisle amel edilir malumunuz ve diyeceğim ki bu hadis zayıf olsa da amel edilsin ama o cinsten de değil. Eyvallah. Aslan Bey mail üzerinden şöyle demiş: "Muhterem hocam, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sadaka malını kabul etmemesinin yani bir diğer ifadeyle yememesinin sebebi nedir? Şimdi e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle bir ifadesi var. Biz peygamberler sadaka kabul etmeyiz. Yani e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şahsına e, ve ailesine Haşimoğullarına Munhasır bir olaydır bu. Ondan dolayı bu ay peygamber efendimiz ve bu aile zekat ve sadaka kabul etmezler ve peygamber efendimizin e, bunu e, ömründe de e, görüyoruz. Getiriyorlar bir şey ikram ediyorlar. Sadakaysa kabul etmiyor ama ikramı kabul ediyor. Yani bir hediye olursa bunda zaten bir bahis evet. yok ama sadaka, ama sadaka olarak, olarak kabul etmiyor. E, bazı hikmetlerden bahsediliyor ama ben o hikmetlere girmek istemiyorum. Burada önemli olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bunu bizzat uygulaması ve bu şekilde bir fıkhi kuralın oluşmasıdır. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Konya'dan Asiye Hanım telefon attığımızdaymış. Hoş geldiniz Asiye Hanım. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hocama sorum olacaktı benim. Buyurun dinliyoruz. Ee, öncelikle hocama şunu sormak istiyorum. O, bu bankaların promosyonları şu an çok gündemde. Evet. Biliyorsunuz evet. Ee, helal mi değil mi? Yani faize mi giriyor yoksa helalliği var mı? Soralım Asiye Hanım. Başka bir soru var mı? Ve i̇kinci sorum da şu. Ee, korona virüsü sebebiyle internette bir sürü yalan yanlış bilgiler var, yalan yanlış videolar dolaşıyor, kıyamet alameti olduğu söyleniyor, kıyametin çok yaklaştığı hani bu salgınlarla beraber gibi videolar dolaşıyor. Hı -hı. Bunlar ne kadar doğru, ne kadar inanmalıyız onu sormak istiyorum hocama. Peki soralım Asya Hanım bakalım ne diyecek hocam. Afiyet diliyorum size efendim, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun, Konya'ya selam olsun. Aslında notlarım arasında bu ikinci, sorunun ikinci kısmı ile alakalı olan bölümden bir hayli soru var. Instagram'dan da akıyor hocam o sorular. hemen hemen her izleyicimiz soruyor. Onlara sıra gelecek soracağım her birini. Bu dönemde de tabii banka promosyonları özellikle emekli insanların bankalara maaşlarını taşıyarak elde ettikleri bir promosyon var hocam. Hem çalışan hem de emekliler açısından değerlendirildiğinde promosyonların alınması caiz midir? Evet, e, Dinişçe Yüksek Kurulumuz bu konuda sevgili kardeşim e, şöyle bir yol izliyor. Diyor ki e, promosyonlar e, her ne kadar bizim fıkhi olarak açıklamalarımıza uyan faize tam olarak benzemese de yani biz bunlara tamamen faizdir. İşte hadis-i şeriflerde anlatılan faize uyuyor. Ayet-i kerimede anlatılan faize uymaktadır. Her ne kadar böyle olmasa da e, bir takım sebeplerden dolayı bankalarla olan anlaşmalar işte o anlaşma karşılığında bu promosyonların verilmesi e, bankaların bundan menfaat elde etmeleri e, bütün bunlardan dolayı burada faiz şüphesi vardır diyor. Ondan dolayı e, kurulumuz diyor ki temel ihtiyaçlarını geliştirin yani kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilen kardeşlerimiz bu promosyonları kendilerine almamaları, bunu bankadan alıp efendim ihtiyaç sahiplerine vermeleri bir sevap beklemeden onlara vermeleri doğru olur. Ama kendileri de fakirse, ihtiyaç sahibi ise, borçlularsa alıp oralarda da kullanabilirler bilirler ihtiyaç sahibi olmaları kaydıyla yani orada da bir zaruret var evet yani zarurete inen bir durum söz konusu ee, ama ihtiyaçlar yoksa bunu alsınlar ihtiyaçlara versinler ama bir sadaka gibi bir zekat gibi değil bir sevap beklemeden versinler diyor kurulumuz. Böyle bir orta yol izliyor bu konuda. Peki hocam. Teşekkür ederiz. İnşallah dikkate alır izleyicilerimiz. Asiye Hanım'ın ikinci sorusu koronavirüsün yayılmasından ve özellikle 2020 yılının hemen başından itibaren bir takım olumsuz haberlerin tüm dünyada peş peşe gelmesinden dolayı hocam kıyametin alametlerinin gerçekleştiği ve artık kıyametin kopacağı falan sosyal medyada çokça dönüyor. Notlarım arasında Ubayd Osman Ünlü isimli bir izleyicimiz de demiş ki hocam koronavirüs aracılığıyla Allah acaba ümmeti mi cezalandırıyor, kıyamet mi kopacak? Bunlar alametler mi? E bir de Asiye Hanımın sorusu buna ilaveten hocam ne dersiniz böyle bir şey söylemek mümkün mü? Evet şimdi e, kıyamet ve bizim e, yaşadığımız zamanla alakalı e, izleyicilerimizin anlamaları için bir e, tarih vermek istiyorum. <laughs> bir e, hususu hatırlatmak istiyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin ahir zaman peygamberi olduğunu söylüyor. Evet. Ve dünyanın hayatını 24 saate benzetirseniz artık akşama yakın ikindiden sonra yaşadığını söylüyor Peygamber Efendimiz. Yani dünya açlık artık Yaşlanmış yani. Ee, Günde bir taraftan bitiyor. Gün bitmek üzere. Gün ne zaman başlar malumunuz? Akş güneşin batışıyla akşamla birlikte gün baş başlar. Akşam olmuş, yatsı olmuş, sabah olmuş, öğlen olmuş tabiri caizse. ikindi olmuş ve ikindiden sonra Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bundan 1450 sene önce yaşamış. E Demek ki biz zaten kıyamet... E yakın bir zamandayız yani öyle anlaşılıyor doğru mu evet. fakat özellikle korona virüsünü kıyametin alameti kabul etmek veya işte bunun bir ümmete ceza olduğunu doğrudan bir ceza olduğunu söylemek çok doğru olmayabilir şu şekilde açıklamak istiyorum peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında taun hastalığı oluştu Evet o da bir salgın hastalık. Salgın hastalıktı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki taunun olduğu yerden dışarıya çıkmayın. Taunun olduğu yere de girmeyin. Yani salgın hastalığın olduğu yerden dışarı çıkmayın. Oraya da girmeyin. Hatta bunu oradan kaçanları savaştan kaçanlara benzetti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için burada antiparantez söylemek istiyorum. Yetkililerin Efendim, e, bir takım koymuş olduğu kurallara uymamız farzdır bu konularda. Yani eğer deniliyorsa şurada karantinada duracaksın, orada durmamız gerekir. Aksi takdirde e, işte Peygamber Efendimizin bu hadis-i şerifiyle muhatap oluruz. Hazreti Ömer radıyallahu anh döneminde de yine salgın hastalık vardı. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir yere sefere çıkıyordu malum haliniz. Dediler ki ya Ömer, gittiğin yerde salgın hastalık var. Hazreti Ömer radıyallahu anh vazgeçti. Dediler kaderden mi kaçıyorsun? Dedi ki orası da bir kader, gitmememiz de bir kader. Bir kaderden kaçıyorum, diğer kaderime gidiyorum. Yani o açıdan bu bizim yaşayacağımız bir kader. Bir başka açıdan, Malumunuz işte son e, dönemde e, yani bundan e, bizim yaşadığımız dönemleri hatırlayalım. İşte filan hastalık çıktı dediler kıyamet alameti. Filan salgın çıktı, değil mi? Ey salgını, kuş bir salgını, e, efendim deli dana salgını, e, yani mers, ver, sars mers var, bir sar hastalık çıktı. Hepsinde kıyamet alameti denildi. Hepsi doğru kıyamet alameti olabilir. Ama unutmamamız gereken bir husus var. Cenab-ı Allah buyuruyor ki ayeti kerimede yeryüzünde yeryüzünde ve gökyüzünde bir fesat, bir düzensizlik ortaya çıkarsa bu insanın yapmış olduğu kendi eliyle yapmış olduğu bir takım hataların sebebidir. Allah da o hatalardan dolayı insanoğlunu elbette ki bunun cezasını tattıracaktır. Yani bunun kıyamet alameti olarak görmekten ziyade kendimiz çek bu. edeceğimiz bir hadise olarak mı görmeliyiz? Aynen İsra suresine baktığınız zaman Yüce Allah milattan 600 yıl önce efendim yeryüzünde azgınlık yapan peygamberlerini bile öldüren Yahudilere Babilleri musallat ediyor ve yok ediyorlar. Mescidi Aksa'yı yıkıyorlar. Milattan 70 sene sonra yine aynı sebepte e, Hazreti Yah Yahya'yı öldüren, Hazreti İsa Aleyhisselam'ı öldürmek isteyen e, yine aynı toplumu bu sefer Romalıları musallat ediyor ve yok ediyor. Yani her dönemde bu şekilde sıkıntılar var ama bütün sıkıntıların sebebi insanoğludur. Rabbimiz Cenab-ı Allah Leyl suresinde ne buyuruyor? İnsanoğlu eğer ilmiyle, tecrübesiyle, malıyla infak ederse, verirse ve Allah'ın emirlerini tutup yasaklarından sakınırsa ve yine Allah'ın yaratmış olduğu güzellikleri de tasdik ederse biz o insanoğlunun, insanın, müminin efendim ee, hayatını kolaya doğru kolaylaştırırız. Yani kaderini kolaylaştırırız. Ama insanoğlu cimrilik yaparsa ilminden, malından, tecrübesinden ve insanoğlu Allah'ı tanımaz ise, istigna yaparsa ve yine insanoğlu Allah'ın yaratmış olduğu güzellikleri yalanlarsa ne buyuruyor Cenab-ı Allah ayeti kerimede? Biz o insanoğlunun hayatını efendim zora doğru kolaylaştırırız. Yani iyice zorlaştırırız. İşte bu bizim kaderimizdir. Kazanan kuldur yaratan Allah'tır. Eyvallah hocam. Rabbim rabetimizi kendisine yönetsin. Amin. Allah bizi de hayırlara, hayırlara çıkarsın diyelim. Ankara'dan bir izleyicimiz telefon attığımızdaymış. Hüseyin Yıldızer. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Esselamu Aleyküm. Hoş bulduk hocam. Nasıl ve Aleyküm Selam Hüseyin Bey. Hamdolsun iyi. Siz de iyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Rabbim sizleri ve bizleri hepimizi korusun inşallah. Amin. Cemil cümlemizi inşallah. Buyurun efendim. Evet hocam bir sorun var yine e, bu korona e, ile ilgili Buyurun. Şimdi biz bir devlet kurumunda çalışıyoruz e, arkadaşlarımız mescitteyken e, birlikte namaz kılalım dediler yalnız imamı tayin ettiler Aralarına da sosyal mesafe olan birer metre arayla saf tuttular evet. acaba bu caiz midir bazı arkadaşlarımız bidattır dedi ama e, böyle bir ayrılık oldu bu, bu durumda nasıl bir sabır sergilenmemiz gerekiyor. Hocamız bunu sormak istiyorum. Eyvallah. Çok Soralım Hüseyin Bey. Biz teşekkür ederiz efendim. Dualarda buluşalım inşallah. Ankara'ya selam olsun. Yarın mesai saatinde inşallah çalışan iş arkadaşlarınıza da selamlarımızı iletin. Aynı zamanda cevabı inşallah. Evet. Ne dersiniz hocam bu hususta? Şimdi bir şeye bidat diyebilmek için e, biz dinde bunu icat ettik. Bu artık dinin kuralıdır. Demekle olur. Yoksa bir sıkıntıdan dolayı, bir problemden dolayı bir hususta tedbir almak, dinde bir şey icat etmek anlamına gelmez. Yani bu arkadaşlarımız gerçekten e, bu problemden dolayı saflarda normalde sık tutmamız gereken omuzlarımızın birbirimize değmesi, ayaklarımızın birbirimize değmesi gereken safta efendi biraz ayrık durmuşlarsa bunun da Efendim dinde olmadığını en azından mekruh olduğunu hani saf düzeninde Tabii. ayrı ayrı durmak nedir? Mekruhtur. Bile bile ama sırf bu tedbirden dolayı böyle yaptıklarını bilirlerse bir sıkıntı olmaz. Şunu demeyecekler bu dinin emridir. Fakat şunu diyecekler. Efendim namaz kılmamız cemaatle namaz kılıyoruz. Burada bir 27 kaz sevap kazanmak istiyoruz. Ama bir taraftan da böyle bir önlem alıyoruz. Bu bir sıkıntı. Bunun da mekruh olduğunu ama bu bu problemden dolayı da böyle yaptıklarını... bir maksatlı yaptıkları bilinirse... Biliyorlarsa bir sıkıntısı olmaz. Peki olayı şu açıdan değerlendirirsek kıymetli hocam. Şimdi Din İşleri Yüksek Kurulumuz cemaatle vakit namazlarının ve cuma namazlarının kılınmasını... Geçici bir süreyle yasakladı izleyicilerimizin de malumu, sizin de malumunuz. Şimdi biz bu şekilde söyleyerek cemaatle namaz kılmanın da önünü açar mıyız diye böyle bir endişe ettim. Tedbir maksatlı ne dersiniz? Şimdi Diyanet İşleri Başkanımız 16 Mart günü konuyla ilgili açıklama yaparken şöyle dedi. 2-3 kişi yolu düşmüşler, camiye gitmişler veya evlerinde veya iş yerlerinde Hı -hı. Büyük kalabalıklar olmadan 2-3 kişi e, cemaatle Sosyal namaz. Sosyal mesafeye de dikkat ederek. Tabi cemaatle namaz kılmış kılarlarsa bunda bir sıkıntı olmaz. Hatırlarsanız burada yasaklanan neydi e, efendim? Camilerde, efendim bizim alıştığımız şekilde cemaatle tamamen e, kalabalık bir tarzda namaz kılmaydı. Yoksa ferdi olarak, lokal olarak. 2-3 kişi ailenizle, çocuklarınızla birlikte, arkadaşlarınızla bahsettiğimiz konularda da tedbirimizi alarak namaz kılmakta bir sakınca olmaz. Eyvallah hocam. Aman dikkat evet. edelim de şu zor süreci inşallah atlatalım sevgili dostlar. Verilen, söylenen tavsiye ve kurallara dikkat ederek çok daha rahat bir şekilde atlatacağımıza eminim. Lütfiye Hanım Facebook üzerinden şöyle demiş. Hocam bir yakınımızın evine bir tane hoca gelmiş evinizde de büyü var demiş. Eşyalarınızın bazılarına büyü yapılmış. Bu eşyaları da atmanız gerekir diye de onlara bir söylemde bulunmuş. Biz ne kadar ikna etmeye çalışsak da böyle bir şeyin olmadığını dair onları ikna edemedik. Böyle bir şey olur mu? Eşyaların üzerine büyü yaptırılır mı? Onların o eşyaların evden çıkartılması, dahası çöpe atılması gibi bir durumla kurtulabilirler mi acaba? Lütfen cevaplar mısınız? Yani e, gerçekten bazı hususlar var ki insanoğlu e, öyle şeyler söylüyor ki yani siz bu sorularla çok karşılaştınız çünkü tecrübeniz çok fazla bizden Estağfurullah çok hocam. fazla. Estağfurullah. Yani nasıl cevap vereceğimize şaşırıyoruz. Ne diyelim yani şimdi biz buna? Gerçekten e, işte toplum e, bir istismar örneği yani böyle e, insanların bırakın canını artık malını istismar etmeye başlamışlar. E, malumunuz. Belki de attırıp onu kullanıyor hocam. Yani ben o, onu söyleyemeyeceğim. Yani çünkü günaha girerim diye söyleyemeyeceğim ama yani amacını da anlamak mümkün değil. Maksadını da anlamak mümkün değil. E, fakat dostlarımıza, kardeşlerimize şunu söyleyelim ki Gayipten haber veren birisi karşınıza geçiyorsa onun yalancı olduğunu kesin olarak bilin ve ona sen yalancısın deyin. Çünkü Allah'tan başka gayipten kimse haber veremez. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bile Rabbimizin haber vermesiyle bize haber vermekteydi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da efendim yeryüzünde Gayipten ki Efendimiz gayipten haber vermiyordu Allah'ın bildirmesiyle söylüyordu günümüzde yok medyumlar yok kahinler yok sihirbazlar yok efendim bir sürü ileriki dönemlerden haber vermeye kalkışan kimseler var bunlara itibar etmeyelim Allah rızası için. Ben de bir şeyde ricada bulunabilir miyim Buyurun, hocam? Buyurun ne demek yani şimdi Lütfiye Hanım'ın tabii hüsnü niyetine inanıyorum, güveniyorum. Fakat sorunun içerisinde evlerine bir hoca gelmiş ifadesi kullanmış. Yani bu tarz insanların hoca olmadığını, bu tarz insanların hocalık kisvesi altında bir takım menfaatler elde ettiğini bilmemizde fayda var. Çünkü biz burada çok kıymetli hocalarımıza hoca ifadesini kullanıyoruz. Eğer onlar hocaysa bizim burada misafir ettiklerimiz ne? Onların hoca olmadığını bir kez daha vurgulamakta fayda var değil mi hocam? Evet kesinlikle. Ben buradan şunu anlıyorum. Yani siz biraz önce dediniz ki efendim acaba kullanılıyorlar mı? Ama en azından şunu söyleyeyim. En azından şunu söyleyeyim. O evdeki insanların kalbine bir huzursuzluk sokacaktır o bir rahatsızlık Tabii. peydah ettirecektir. Ondan sonra da onun peşine düşeceklerdir. Ya gel bizi kurtar diyeceklerdir. O da işte bir takım sihirbazlıklar yapacak, kahinlikler yapacak ve e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in e, büyük günah olarak nitelendirdiği o işi yapacak ve onlardan para alacaktır. İnsanlardan bu şekilde sihir yaparak. Para alan bir kimsenin ise sizin çok güzel bir şekilde işaret buyurduğunuz üzere hoca olamaz o olsa, olsa olsa ancak istismarcı olur. Toplumu e, fesada sokan bir fasit olur. Eyvallah hocam. Dikkat edelim inşallah. İzleyicilerimize dikkat etsinler. İzmir'den Sayın Hüseyin Demir Beyefendi telefon attığımızda. Hoş geldiniz. Selamünaleyküm Aleyküm. Hoş Ve hoş Aleyküm hocam. Selam Hüseyin Bey. Biliyorum. Sağ olun. Evet. Hocam e, biz e, şöyle bir soru sormak istiyorum. Ben işim gereği e, bazı vakit namazlarını arka arkaya e, kaçırıyorum yani kılamıyorum işim gereği. Evet. E, bunu mesela gece bazen 11-12 gibi geldiğim oluyor. Bu vakitlerde e, yatsı namazıyla beraber kaza yapsam uygun mudur? E, bir de e, akşam namazından sonra e, ölmüşlerimizin ruhi için e, dua okunur mu? Peki. Soralım inşallah Hüseyin Bey. Bakalım ne diyecek hocam. Geçim Rabbimiz ediyorum, geçmişlerimize olalım. rahmetiyle muamele eylesin. Biz teşekkür ederiz. Amin. Hayırlı Geçim akşamlar olalım. diliyorum size. Evet hocam. Ne i̇şte, dersiniz namaz meselesi e, hakkında? Şimdi e, değerli kardeşim 2-3 kere altını çizerek işim gereği diye e, söylediler. E, bir Müslüman e, namazlarını işine göre değil, işini namazlarına göre ayarlaması gerekir. Onun için bazen olur ki diyelim yani e, sıkıntıya girmiştir, gerçekten problem yaşamıştır, e, gerçekten vakit bulamamıştır ve namazı kazaya kalmıştır. Ama bunu bir kural haline getirip her gün öğleyi, ikindiyi, akşamı e, kılmayıp sonra gelip yatsıdan sonra e, böyle... Toptan kılmak tabiri tabir diye. Böyle bir şey ne Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ne ashabı kiramdan ne müştehidan müştehidun izamdan böyle bir şey nakledilmemiştir. Böyle bir şey yoktur. Yani biz şöyle sorulsa sorsa kardeşlerimiz mesela öğle namazından öğle namazı vaktinde işim çok dar. Ben sadece farzını kılsam tamam kıl. Ya da yani gerçekten çok sıkıntılı bir durumdayım. Öğleyi son vaktinde kılsam tamam olur. Ee, fakat e, yolcuyum ya da çok ağır bir işte çalışıyorum. Çok sıkıntılı bir işte çalışıyorum. Öğle ee, öğleyle ikindi öğle vaktinde veya ikindi vaktinde cem etsem hadi bütün bunların hepsinin örneği var. Fakat şunun örneği yok. Ben eee Efendim bir işim var. Bundan dolayı gündüz vakti hiç namaz kılmıyorum. Akyasıdan sonra gelip bütün namazlarımı kaza ediyorum. Maalesef böyle bir örnek yok. Onun için biz buna Yaptığınız doğrudur diyemeyiz. Eyvallah. İman varsa imkan vardır. Cihetiyle yaklaşıp namazları evet. vaktinde kılmakta fayda var. Çok kısa istirham edeceğim. Akşam namazından sonra geçmişlerimiz için Her dua daim edilebilir daim mi? Her daim geçmişlerimize dua ederiz. Eyvallah. Her daim. Bunun hiçbir vakti yoktur. Peki. Teşekkür ederiz. Rahmet Allah olsun, geçmişlerimize. olsun geçmişlerimize. Balıkesir'den Sayın Eşref Kalaycı telefon attığımızda. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Selamun Aleyküm. Ediriz. Ve Aleyküm Selam. selam. Şimdi yayınlarınızı canı gönülden inanarak, güvenerek dinliyoruz, istifade ediyoruz. Allah, Allah hepinizden razı olsun. Bil mukabele Eşref Bey, teşekkür ederiz. İlminizin zekasını vermiş oluyorsunuz, biz de istifade ediyoruz. Bir sualım olacak. Buyurun efendim. Örnek veriyorum İstanbul'da bir cenaze oldu. Hı hı. O, onun cenaze namazını orada kılıyorlar. Memleketi Sivas'a, Trabzon'a, Balıkesir'e her neyse götürüyorlar. Evet. Orada da ikinci bir cenaze namazı kılıyorlar ve şöyle bir formül uyguluyorlar. Ee, İstanbul'daki ilk kılınan cenaze namazında birinci derecedeki bir yakını, bir velisi, ...kılmıyor. Ee, gittiği yerde... ...kıldırabilmek için... ...yani ikinci bir cenaze namazı... ...kıldırılabilmesi için bir formül. Bu hususta... ...ne buyurursunuz? Soralım Eşref Bey. Bakalım ne diyecek hocam. Teşekkür ederiz efendim sorularınız için. Ama ben özellikle yayınlarımızdan istifade eden... ...izleyicilerimizden şunu rica ediyorum. Madem bizim yayınlarımızdan... ...istifade ediyorsunuz, seviyorsunuz... ...bilgiyle takip ediyorsunuz. Lütfen... Eşinize, dostunuza da bizi tavsiye edin inşallah. Diyanet TV ailesini tavsiye edin. Ee, en azından mümin kardeşlerimiz doğru dini bilgiye rahatlıkla ulaşabilsin efendim. Bu hayra da vesile olmuş olun diyelim. Malekesele selam ve muhabbetlerimizle. Cenazenin iki yerde iki defa namazının kılınması olayı mümkün mü? Evet. Şimdi cenaze namazı malum haliniz farzı kifayi bir namazdır. Yani bir kısım müminin kılmasıyla diğerlerinden düşer. Bundan dolayı Hanefi mezhebi der ki e, cenaze namazı eğer kılınmışsa ondan sonra bunu başka yerde tekraren kılmaya gerek yoktur. Fakat e, diğer mezhepler Şafi mezhebi buna cevaz verir. Esasında Peygamber Efendimizin uygulamalarına da baktığımızda e, ki Şafi uleması o uygulamalara dayanmıştır peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazı cenazeleri iki defa kılmış, kıldırmıştır bir de şöyle bir durum vardır yani bir cenaze namazı kılındıktan sonra kılamamış olanlar varsa yine bu peygamber efendimiz zamanda olan bir uygulamadır diğerleri cenaze defnedilse bile gıyaben cenaze namazı kılmışlardır. E, bütün bunlardan dolayı e, yani bunun böyle e, dinin bir emri şeklinde değil de bir cevazı bir ruhsatı şeklinde e, cenaze namazının birkaç kere kılınmasında bir sakınca yokud yoktur. Ha, kurallardan bahsetti formüllerden bahsetti büyüğümüz e, o formüllere gerek yoktur yani kılınabilir. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Bir mail sorusunda Eser isimli bir izleyicimiz selamun aleyküm diyerek başlamış sorusuna Fransa'da yaşıyoruz ve burada da bir Müslüman kardeşimizin koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetmesi durumunda bize cenazeyi vermezlerse veya yakarlarsa yani hükümet bu anlamda bir karar alırsa demiş Fransız hükümeti için Hastalığın daha da yayılmaması maksadıyla bu durumda ne yapmamız lazım? Hocamız bizi aydınlatır mı? Yani böyle bir soruyu muhatap olmak hiçbir zaman istemem. Bu soru biraz farazi bir soru, varsayıma dayanan bir soru. İnşallah bu soru gerçek olmaz. İnşallah. Duydum bugün bazı yurt dışındaki Avrupadaki bazı Türk kardeşlerimizden de vefat edenler olmuş bu hastalıktan dolayı. Ee, i̇nşallah devletimiz e, böyle bir problem olursa onu çözecektir. Yoksa dinimize göre insan mükerrem bir varlıktır. Mükerrem bir varlığın ise yakılarak e, efendim e, e, defnedilmesi böyle bir şey uygulanması doğru değildir. Ha burada eğer sıhhat açısından, sağlık açısından Alınması gereken önlemler varsa başka açılardan alınabilir elbette ki hijyen noktasında ama yakılması doğru değildir. Eğer öyle bir şey olursa inanıyorum ki devletimiz olaya diplomatik yollardan el atacaktır. Ben başka türlü düşünemiyorum. Eyvallah hocam teşekkür ederiz. İnşallah böyle bir şey gerçek olmaz. Konya'dan Sayın Halime Türkmen hanımefendi telefon attığımızda. Halime Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ ol. Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. Buyurun. Benim iki sorum var. Buyurun. Ee, geçmiş namazları ben devamlı gece tereddütten sonra kılıyorum. Sonra mı kılsam olur. Ee, Farzların fazla, ikisini mi kılacağız geçmişlerin, dörtlülerin? Yani bunlar Halime abla... Hı hı. Seferiyken üzerine kaza olanları mı iki kılacağız diye soruyorsun yoksa Yok seferi değilim de Farz e, sabah namazı meselesi. belki geçirmiş olabilirim diye. Anladım. Ha, tamam. Namazı. Soralım. Ha, bir, de, ha, bir de ben borçluyum ev aldım borcunu ödeyemedim borçluyum. Kurban düşer mi bana? Peki. Soralım inşallah bunu Halime abla. Dua et inşallah bizim için. Allah emanet olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum sana. Evet geçmiş namazların nasıl kılınacağını sorar hocam. Kazasını soruyor. Kazasını evet. Evet yani e, malumunuz e, üç vakitte kaza namazı kılınmaz. Güneş tam doğarken tam tepede zeval vaktinde ve tam batarken bunun dışındaki bütün vakitlerde kaza namazı kılınır. E, Teheccüd vaktinde yani imsaktan önce sahur vaktinde e, gecenin son üçte birinde kaza namazı kılmak daha da faziletlidir, daha da güzeldir. Gece kılmaktadır. Burada teyzemiz kılmadığı sabah namazları iki rekat. Öğle ikindi ve yası namazlarını dörder rekat. Akşam namazını üç rekat olarak kılmalı. Vitir namazını ise yine üç rekat olarak kılmalıdır. Biliyorsunuz vitir namazının kaza edilmesi de vaciptir. Ee, bu şekilde e, kılarsa Allah'ın izniyle Rabbim kabul eder. İnşallah. Hocam şimdi ben gündeme getirdiğim için onu da cevaplandıralım. Üzerimizde seferiyken kazaya kalan bir namazın kazası nasıl kılınacak? İki rekat mı, dört rekat mı? Evet, seferiyken eğer bir namazımız kazaya kalmış ise bu namazı ister seferde kılalım, ister sefer e, müddeti bitmiş de mukim hale dönmüş isek mukimken kılalım e, iki rekat kılacağız. Yani öğleyi, ikindiyi, yassıyı iki rekat kılacağız. Neden? Çünkü o namazı bir seferdeyken Üzerimize o şekilde kalmış. Fakat tam tersi de var. Diyelim ki öğleyi, ikindiyi ve yassı namazlarını mukim iken kılmadık. O arada da yolculuğa çıktık. Yolcuyken bu namazlarımızı kaza etmek istiyoruz. O zaman da dört kılacağız. O zaman da dört kılacağız. Peki hocam. Çok kısa istirham edeceğim. Borçluyum bir borcum var. Kurban benim üzerime vacip bir dedi. Evet bu mesele uzun bir mesele aslında ama çok kısa dediğiniz için gerçekten elindeki borcundan dolayı temel ihtiyaçlarını karşılayamıyorsa yani eve evine gelen efendim gider gelenden fazlaysa o şekilde bir borçluysa kurban kesmesine gerek yoktur. Çünkü gerçekten borçludur. E, fakat ev aldım dedi. Burada temel bir yıllık borçları düşünecektir. Tamamını düşmeyecek. Takvime dayalı ileriye yönelik olan borçlar düşmeyecektir. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Sayın İlhan Yılmaz şöyle demiş. Burayı izleyicilerimiz için okuyacağım. Programınızı dikkatle izliyorum. Tebrik ederim. Telefon açıyoruz ama yoğunluk ve zaman darlığından diye düşündüğümüz bir durum var. Dönülmeyince de biraz moralimiz bozuluyor demiş ama kasti bir durum olmadığı kanaatiyle anlayışla karşılıyoruz. Soruları sorulmayan izleyicilerimiz zaman zaman bana buradan stem ediyorlar. Bizim soruyu sormadın falan diye. Ee, özellikle istirham ediyorum. Var gücümüzle gayret ediyoruz daha fazla soru sorabilmek adına. Lütfen e, bizi de anlayışla karşılayın. İlhan Bey'in sorusu da şöyle hocam. Yatsı namazından sonra kılınan vitir namazını yatsıdan sonra eğer kaza namazı kılacaksam kazalardan sonra mı kılmalıyım yoksa yatsı namazının farzını eda ettikten sonra hemen normal zamanında mı kılmalıyım bununla bitirelim inşallah. Evet. Vitir namazı gece namazıdır. Aslında biz yatsı namazından sonra bitişi kılıyoruz. Neden? Çünkü gece uyanamayız diye. Yani esasında vitir namazını sabahtan gece, hemen önce kılacağız. Sonuna doğru kılsak daha daha iyi olur. Bu açıdan kardeşimiz yatsı namazını kılsın. Sonra kılabildiği kadar kaza namazı kılsın. En son vitir namazını kılabilir. Ha tersini de yapabilir. Yatsıyı kılar. Çünkü vacip değil ki önce ben şu görevimi yapayım der. Vitir namazını kılar. Ondan sonra da istediği kadar kaza namazını kılar. Bu arada tekrar söylüyorum. Vitir boşlarını da yerine getirmek Hanefi mezhebine göre vaciptir. vaciptir. Kazası vaciptir, onları da kılmak gerekir. Peki. Hocam çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Ben de teşekkür ederim. İyi ki ederim. varsınız. Allah razı olsun. Ümmeti Muhammed'e, içinde de ülkemize, vatandaşlarımıza, kardeşlerimize sağlık, sıhhat, afiyet ve e, bu sıkıntılı günlerden kurtuluş diliyorum Yüce Rabbimden. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Evet sevgili dostlar biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Fatih Mehmet Aydın hocamla dini konularda aklımıza takılan soruların cevaplarını aradık. Tekrar görüşmek ümidi ve duasıyla hoşça kalın efendim. <laughs>